NHP Beyin Hastanesi Türkiye'de önemli ilkleri başlattı. 10 yıl önce Türkiye'de bir ilk başlatmıştık. Nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliği tarzında. Şu anda daha önemli bir, büyük bir adım attık. Beyin cerrahisini ekledik ve bağımlılık konusundaki yeni tedavi yöntemlerini ekledik. Nöromodülasyon tedavisi diye bilinen tedavileri psikiyatri tedavisine ekledik. Ve bu şekilde NHP Beyin Hastanesi olarak Avrupa'da ikinci hastane olarak ortaya çıktık. Çünkü beyin hastanesi bir konuda özelleşmiş ama genel hastane. Bu özellikle beyin cerrahi ile ilgili özel ameliyathanesinin olması önemli. Özel mikroskobunun olması önemli. Ameliyathanesi bir A özelliğine sahip, clean ameliyathane tarzında bilinen, partikülsüz, en küçük partikülleri bile göz önüne alarak steril bir ameliyathane oluşturmayı hedefleniyor. Bunu başardı. Türkiye'de bu ilk. Diğer bir ilk, önemli bir özellik de tümör ameliyatlarında tümörü floresan ışıkla boyayarak ameliyat yapabiliyor. Yani tümörü daha hassas ve dikkatli bir şekilde çıkarma konusunda beyin cerrahine müthiş bir teknolojik kolaylık sağlıyor. Böyle bir özel mikroskobu olan bir ameliyathanemiz var. Bu Türkiye'de ve dünyada yeni gelişimin Türkiye'ye yansıması olarak düşünmemiz lazım. Beyin hastanesi olarak ilk, Avrupa'da ikinci olması, Türkiye'de de bu konuda ilk olması önemli. Nöroloji ve psikiyatri alanına neler kattı? Psikiyatri alanına kattığı en önemli özellik genetik, kişiye özel tedavi, farmakogenetiğin kullanımı ve diğer özelliği de nöromodülasyon tedavisi olarak bilinen beyin plastisitesini etki eden ilaç dışı tedavi yöntemleri. Bunların yoğun bir şekilde kullanımı, bununla ilgili işte beyin uyarım tedavileri, beyin elektriksel uyarım, doğru akım, mikro akım tedavileriyle beyin fonksiyonlarını düzeltme ile ilgili tedavi yöntemlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamış olması. Biz kendi alanımızda mükemmeliyet merkezi olmayı hedefliyoruz. Ve mükemmeliyet merkezi standartlarında en önemli şey sürdürülebilirliktir. Mükemmeli yakalarsınız ama bir müddet sonra onu kaybedersiniz. Biz sürdürülebilirliği 10 yıldır nöropsikiyatri hastanesi olarak geldiğimiz noktada sürekli çıtayı yükselterek bugünlere gelmiş olduk. Diğer önemli bir özellik de bu tedavide hasta, hekim, psikolog ve sosyal çalışmacı işbirliğini tedaviye katmak önemli bir kriter oldu. Artık psikiyatrik hastalarda daha çok sosyal ağları göz önüne alan bir altyapıda oluşturmuş olduk hastanemizde.